Peki bu Bursalılıkta bir şey var mı? Bursalı olmakta. Yani bunu seviyor musun? Bir memleket aidiyeti yaşıyor musun mesela? Severim Bursa'yı ama çok öyle Bursalıyım diye de. Benim tanıdığım bütün Bursalı adamlar çok akıllı, çok kreatif, çok çalışkan adamlar oldu. Niye böyle bir özel? Ankaralılar için de böyle düşünürüm. Ankaralılar biraz daha şeydir böyle farkında ve eleştiri sahibidir. Yani böyle o öyle olmaz, bu böyle olur, o öyle olmaz. Üç tane Ankaralı kadına aşık oldum, perişan oldum. Anlatsana. Perişan oldum diye. Anlatsana. Güzel o. Peki, buradan nereye doğru gidebilirsin? Yani mesela bu gösterilerin hakikaten radyo iki farklı gösteri ve nasıl bir şey hayal Bir ediyorsun? tane daha var aslında. Ben radyo programım Ravarva'da hep konuk ağırlarım. Ben yalnız başına hiç sevmem mizah yapmayı. Hep biri olsun yanımda ve onunla laflayayım. İkişer konukla yaparım. Üç Ama yalnız kişiyizdir. başına çok iyiydin, ben izledim yani. Stand-up'ta iyiyim. Evet, iyisin 11 sene orada. oldu. 1100 Evet, oyun oldu. Öğrendim canım artık. maşallah, Eşek olsa maşallah. öğrenir artık. Maşallah. 1100 kere çıkmış yani. Maşallah. Yani Ferhan abinin 2200-2300 yaşındı herhangi evet. şeyler. Oo, Ben rekora sık sık oyun gidiyorsun. koyup acaba diyordum Maşallah. 2022'de Rekora gidiyorsun. rekor kırıp mı Evet. gelsem? Ferhan abi dünya çapında Evet. yani inanılmaz bir şey. Her satırını okuduğum müthiş bir ustamızdır. Ne konuşuyorduk? Kafam gitti benim. Nereye Radyocuya bak. Ne konuşuyorduk lan biz? doğru gidiyorsun sence? Ha, çok düşünmüyorum Okan abi ya. Düşünmüyorsun. Yani biraz çok memnunum yaptığım üç işten de. Şimdi Ramarva'da aldığım konuklardan beş tanesi yine stand-upçı oldu. Bir yıldır sahneye çıkıyoruz. Ben moderasyon yapıyorum, insanlarla konuşuyorum. Onlar arka arkaya 20'şer dakika çıkıyorlar. Ramarva Comedy Night diye. Gözümün önünde bir sene önce böyle anlatamayan ama ya da yani böyle eksik anlatan, heyecanlanan insanlar şimdi cayır cayır stand-upçı oldular. Bu çok güzel bir süreç benim için. Yani vay anasını oldum yani kendimce. Nereye gider bilmiyorum. Bence bu ilişki testi sonsuz bir format. Kadının da erkeğin de konuşkan olduğu bölüm çektiğimiz sürece bu yayınlanır. Nereye gider bilmiyorum ama 16-17 milyon kişi izledi şu ana kadar toplam 50 bölümü. Çok kıymetli benim için. Çok daha böyle Berlin'e gittim işte en son stand-up'a gittim. Oraya da 150 kişi gelmiş. İlişki testi izleyip gelmişler, stand-up'a Güzel, gelmişler. güzel. Bunlar kıymetli şeyler. Bir şeyler oluyor hayatımda ama ben 10 yıldır, 10,5 yıldır Rabarba yapıyorum ve dinleyici beni hep el üstünde tuttuğu için bende pek bir fark olmuyor. Yani zaten beni pamuklara sarıyorlardı. Biraz daha fazla insan biliyor şimdi. O yüzden iyidir. Her şey yolunda yani. Peki bu bir röportajında diyorsun ki minyon kadınlardan hoşlanıyorum. Oylumun programında söylemişsin. Bu haksızlık değil mi? Ama Yani insan kendinde olmayana aşık olur yani. 2 metre 1 hani. santimsi. 1,95 kadına biz ne yapalım yani? İsveç'i mi fethedelim yani iki kişi? Bir de güzel, güzel, Ulan o kadar güzel. komik ki bir kişi var o güldü ha. Hay Allah razı olsun. Dur bakalım ya, bu seyirci nasıl olacak acaba? Mizah biraz da rezil olma işi. Kesin. Ve bunu tabii söylüyorsun ve İki bu... buçuk sene rezil oldum ben. İki Bravo. buçuk İyi sene. ki, iyi ki söylüyorsun. Çünkü bunu genç çocuklar var. Başlıyorlar mesela. İlk birinci işte üzüm oluyor. Bir şeye dönüşüyor. Başka bir meyveye dönüşüyor falan filan. Bir şey yapıyor. Ve küsüyor. Halbuki hakikaten uzun bir süre kafayı galiba duvara geçirmek lazım. Yani hep rezillik, hep rezillik. Hep ıstırap, hep ıstırap. Çünkü stand-up sabit hikayeler topluluğu olduğu için bir hikayenin nasıl anlatılacağını sana kimse anlatamaz. Sahne üzerinde deneye deneye nereye güldüklerini göre göre sen onu şekillendiriyorsun. Belki de 40-50 kere anlatmak lazım bir hikayenin oturması için. Tam timing'i Tabii ki. ve tam duygusu ve tam algısı, sonra tabii timing derken galiba stand-up'ta bilmiyorum hakikaten ama konuşmak kadar sustuğum Aynen yerlerdir. öyle. Öyle mi? Söylediğin şeyin timingiyle sessizliğin timingi diye demiştim. Sessizlik. Evet, o sessizliğin timingiyle. Aldın mı seyirciyi bekleyeceksin acıkla. Aslında sessizlik kahkahaları patlatıyor galiba. Aynen öyle. Bak ben 2,5 sene rezil oldum. Hiç güldüremedim. 2,5 sene insanlar çok güldüler. Onlar gülerken üstüne konuştum. Sonra öğrendim. Yine Müthiş. biraz zaman Müthiş. aldı yani. Bunlar çok, Biraz bunlar zaman aldı. bence çok çok değerli bilgiler.